Zayıf kar rakamları sonrası Avrupa ve Amerika vadilerinde satışlarla güne başlıyoruz. LVMH ve Tesla sonuçları yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Sonuçları iyi olsa da, yapay zeka ürünleriyle çizilen temkinli görünüm sonrası alfabette satış dalgasından kurtulamadı. S&P yarı iletkenler ve enerji öncülüğünde gerilerken, Russell yeniden Nasdaq'ı yenmeye başladı. Borsa İstanbul, banka hisselerinde sert satışlarla geriledi. Uluslararası yatırım bankalarının ikinci çeyreğe yönelik karamsar tahminleri geri çekilmede etkili oldu. Anadolu Efes, Ereğli, Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Türk Hava Yolları ve Türksel endeksel negatif ayrışıyor. Para politikası kurulu toplantısından heyecanlandıran bir karar çıkmadı. Merkez Bankası enflasyonda belirgin bir gerileme görülene kadar Şahin duruşuna devam edecek. Güçlü kur ve zayıflayan iç talebin desteğiyle enflasyonun son çeyrekte mevsimsellikten arınmış olarak %1.5 ila 2 bandına gerilemesini ve Merkez Bankası'nın Kasım ayında faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekliyoruz. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Olumsuz banka raporları nedeniyle bankalarda satış devam edebilir. Küresel satışlarla birlikte Borsa İstanbul %5 gerileyerek 50 günlük ortalamasına çekilebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 11.000 ve 11.250. Migros'un Kazakistan'da bağlı ortaklarını satmasına sınırlı pozitif, yapı kredinin Almanya'da banka almasına nötr tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Akçansa, Anadolu Grubu Holding ve Ülker. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.